Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günay yayınları bu merak serisim. Merak testler ikili dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Kan ayrıtı ayrıt uzunluğu 4A birim ve yüksekliği B birim olan aşağıdaki kare prizma 5 kare prizmalardan oluşmaktadır. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 4 de burada var. toplam 16 tane dik yaydı kare prizma var. Bir köşedeki bir kare prizma çıkarıldığında oluşan yeni şeklin yüzey alanındaki azalışı birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir diyor. Arkadaşlar şeklini şöyle büyütmek istiyorum. Bakın buradaki köşedeki arkadaşlar şu köşedeki kare prizma buradan ne yapılmış çıkarılmış. Tekrar temizleyecek olursam çıkarıldığı zaman bakın şöyle düşüneceğim. buradaki yüzey arkadaşlar şu gördüğüm yüzeyin karşısı arkadaşlar bakın burası. Yani bu yüzeyden dolayı arkadaşlar burada çıktığı için herhangi bir eksilen bir durum yok. Devam ediyorum. Şu sol yandaki arkadaşlar yüzeyin karşısı burası. Buradan dolayı da gençler herhangi bir azalan bir durum yok. Hallede şöyle düşünüyorum gençler şöyle tamamlayacak olursak arkadaşlar. Burada aslında dikeyde neyimiz vardı bizim? Kare prizmamız var. O halde azalan gençler sadece şu yukarıdaki ve sadece alttaki gençler bizim yüzeyimizdir. Bakın ne yaptık? Buradaki e, yandaki yüzeylerin yanal yüzeylerin karşılıkları var diyorum. Sadece şu yukarıdaki kareler ve aşağıdaki karenin alanı azalmıştır. Birinci şekle baktığımız zaman bir kenar 4A ise o halde 4 tane toplam olduğu için bunun bir tanesi A'dır diyorum. O halde bu yüzeyde A'dır. Karizmi, kare birizmi olduğu için buraya A dersem bir tanesinin karesi gençler. A kare e, altta da var. Bu da A kare. O halde iki tane A kareyi toplarsam A kare artı A kareden 2 A kare olur. Azalan yüzey olan toplamı diyoruz. Ve 2 A kare cevabını A seçeneğinde Doğru cevap olarak işaretliyoruz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soruda gençler sadece A ve B marka telefon satan bir telefoncu A marka telefonlarının tanesini X artı 3 Y liradan B marka telefonlarının tanesini X artı Y liradan satmaktadır. Telefoncu cumartesi günü her iki markadan eşit sayıda telefon satmış ve her bir markadan her bir markadan x kare eksi 8 y kare kazanç elde etmiştir. Buna göre bu telefon cumartesi günü toplam kaç tane telefon satmıştır diye soruyor. Gençler öncelikle birer tane satsaydı. A ve B'den A artı şöyle alalım A ve B'den gençler birer tane satsaydı. İkisinden birer tane. Ne yaparım? x artı 3 y a'dan kazandı. y'den de x artı y lira kazandı. Bunları topladığım zaman birer tanesi gençler x daha 2x 3y, 2y daha 4y 2x artı 4y kazanacaktı gençler. Birer tane satsaydı. E bunu ben iki parantezin alacak olursam 2 çarpı x artı 2y olur. E birer tane sattığındaki elde edecek gelir diyoruz. Peki gençler. Her bir markadan 2x kare eksi 8 y kare toplam kazanç elde etti dedi. O halde toplam kazancı bir markadan gençler. x kare eksi 8 y kare ise iki markamız vardı. O halde 2 çarpı 2x kare eksi 8 y kare bize toplam kazancı verir. istersek bunu da şöyle e, içeridekini iki parantezine alırsam toplam kazancımız 2 çarpı bakın burayı iki parantezine aldığım zaman x kare eksi 4 y kare kaldı. Toplam kazancı gençler e, birer tane sattığı zaman 2 çarpı x artı 2 y kazanmıştı. Ne yaparım toplam kazancı gençler birer tane sattığındaki miktara bölersem cumartesi e, satmış olduğu toplam telefonu bulurum. halde 2 çarpı 2 çarpı x kare eksi 4 y kareyim. Ne yapıyorum? 2 çarpı x artı 2y'ye bölüyoruz gençler. Gençler şuradaki bakın. x kare eksi 4y kareyi alalım. Bu 2 kare farkı özdeşlidir diyorum. Bunu nerede yazalım gençler? Şurada. x kare eksi 4y kare 2 kare farkı özdeşliğinde gençler kare alıyoruz. x ve 2y'dir. Bunları 1 e eksi 1 e artı yazıp çarpıyorum. Şimdi düzeltirsem 2 çarpı 2 çarpı x ve 2y'yi bir eksili bir artılı yazalım ve çarpalım. x eksi 2y çarpım x artı 2y oldu. Ve paydamızda gençler 2 çarpı x artı 2y var. Bakın şuradan iki 2 2'lerden bir artanı gitsin. x artı 2y gençler buradaki x artı 2y'yi götürdü. Sonuçta 2 çarpı x eksi 2y kaldı. Yavaşlıklarına gençler bu şekilde göremiyorum. O halde 2'yi dağıtalım. 2x 4y olur. Satılan telefon sayısı 2x 4y cevabını C şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyoruz. 3. Evet, soruda gençler bir manavda bazı ürünlerin kilogram ve fiyatları ve kaçar kilogram aldıklarına ait cebirsel ifadeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilenlere göre ödenmesi gereken toplam ücreti istiyor. Gençler ne yaparım? Aldığımız kilogramla kilogram fiyatını çarparız. Domatesde x ile x artı 1'i çarpıyorum. Şöyle x'i dağıtacak olursam x kare artı x lira domatese verdi. Biberde de gençler x eksi 1 ile x artı 2 lirayı çarpıyoruz. Şöyle x'i dağıtacak olursam gençler x kare artı 2 x eksi 1'i dağıtıyorum. Eksi x pardon eksi x Eksi 2. Bunları toplayacağım gençler. x kare artı x artı. Evet, biberin ücreti x kare artı 2 x eksi x eksi 2. Mesela buradan e, eksi x ile artı x birbirini götürsün. x kare x kare daha 2 x kare artı 2 x kaldı. Bir de eksi 2. x kare artı 2 x eksi 2 cevabı. Burada gördüm gençler. Denizli seçeneğinde doğru cevap olarak görüyoruz. Evet. Dördüncü soru gençler. bir katlama sorusu. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen ABCD dikdörtgen biçimindeki bir kağıt A, B, C ve D noktaları tek bir noktada birleştirecek şekilde iki defa katlanıyor. Daha sonra kenar uzunluğu santimetre cinsinde Y olan kare kesilip atılıyor. Buna göre kağıt tekrar açıldığında kalan parçanın alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade istiyor. Gençler bakın bunlar iki defa katlanıyor ve tek bir noktada olduğu zaman bu aslında bizim için ne demektir arkadaşlar? 4 kat demektir. Bir kenarı y ise hadi bunun alanı y karedir. Demek ki toplamda kesilen yer 4 y karedir. Peki başlangıçtaki alan gençler 9x çarpı 4x'ti. Yani 36x kareydi. Normalde kalan alanı bulmak için kalan alan diyorum. 36x kareden 4y kareyi çıkarmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu iki kare farkıdır diye düşünürsem kare aldım 6x kare aldım 2y bakın 6x ve 2y'yi bir eksi bir artı yazıp çarpıyoruz. 6x eksi 2y çarpım. 6x artı 2y sorumuzun yanıtı nerede gençler? Denizli seçeneğinde doğru cevap olur diyoruz. Devam edelim. Beşinci soruya geçelim. Şekildeki kenar uzunlukları santimetre cinsinden veren karelerin çevre uzunlukları toplamı 68 santimetredir. Boyalı bölgenin alanı 51 santimetre kare olduğuna göre y eksi x kaçtır? Arkadaşlar bakın burada bir kenarı y ise toplam çevre 4 y artı bir kenar x olduğuna göre 4 x toplam çevre verecek yani 68 eşittir. 4y ve 4x'i gençler 4 parantezine alırsam y artı x kaldı. Eşittir 68. Eşitliğimizin her iki tarafını 4'e bölersem y artı x'in değeri 17 olur diyoruz. Ben de y eksi x'siz istedi. Bir de gençler boyalı bölgenin alanı 51 cm kare dedi. Boyalı bölgenin alanı bulmak için bir kenarı gençler y ise boyalı alan diyelim. Y'nin karesinden bir kenar x olduğu için içerideki kareyi karenin alanı x kareyi çıkaracağım. Y kare eksi x kare gençler. İki kare farkıdır. Bakın birincinin karekökü y, ikincinin karekökü x. Bunları bir eksi bir artı yazıp çarparsam neyi bulmuş olurum? Boyalı bölgenin alanı buluruz. Yani y eksi x çarpı y artı x. Boyalı bölgenin alanı 51'e eşitti. Gençler y artı x'i 17 olarak yazdık. Bunu 17 olarak yazarsam. O halde y eksi x'i bulabilmek için burada çarpmamız var. Eşittir 51 diyorum. Buradan y eksi x'i bulabilmek için ne yaparız? 51'i 17'ye bölmem gerekir. 51 bölü 17'ye sorumuzun yanıtı 3 olur diyoruz. Ve 3 cevabını k şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyoruz. 6. soruya geçelim. Özdeşliğinde a ifadesi hangisine eşittir? 9 eksi x kareyi yazdım gençler. 9 eksi x kare, iki kare farkı gibi düşünürsek karekökü 3, karekökü x'tir. Bu 3 eksi x çarpı 3 artı x'tir. Peki bize verilen gençler 3 eksi x çarpı a'yı aynen yerine yazıyorum. Buradan dikkat ederseniz 3 eksi xler var. Hadi a'nın değeri 3 artı x'tir diyoruz. 3 artı x cevabını da B seçeneğinde doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Devam edelim. 7. sorumuza bakalım. Verilen cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir? Eğer bize verilen ifade 3 terimli ise aklımıza hemen tam kareye özleştik mi diye sormak gelsin. Tam kare özleştik olup olmadığını kontrol edelim. İfademi aynen yazdım. Kare özdeşliklerde gençler ne yapıyoruz? 1 ve 3. sayıların kare köklerini alıyorum. Gençler bu ikisini çarparsam 6x ile 1'i çarptım 6x. 2 katı bakın ortadaki sayı veriyor mu onu kontrol ediyorum. 2 çarpı 6x 12x'i verdi. O halde 6x ve 2 6x ve 1'i ikinci terimin işaretiyle beraber yazıyorum. 6x 1 çarpı 6x 1 demektir. Bu diyoruz. Evet, bunu da denizli seçeneğinde Doğru cevap olarak işaretliyoruz. 8. sorumuzda alanı verilen dikdörgen çevresinin uzunluğu kaçtır? Yine kenarları bulabilmek için 2 kare farkıdır diye düşünürsem x ve 7 mesela bunları 1-1 artı yazı çarparım x-7 çarpı x artı 7 demektir. Peki uzun kenar x artı 7 kısa kenarda x-7'dir. O halde yaparız. gençler. Uzun kenarla kısa kenarı toplar. 2 ile çarparım. x eksi 7 artı x artı 7. Burada eksi 7 artı 7'yi götürdüm. 2 çarpı x x daha 2 x. 2 ile 2 x'i çarparsak da 4 x olur. Çevre uzunluğu c seçeneği doğru cevap olur diyoruz. 9'un soruda cebir kare olarak ile modellenen çarpma işlemi hangisidir diye sordu alanı x kare ise bakın bu kenarlar x'tir. Böyle düşünüyoruz. Ben bunu bulabilmek için uzun kenara kısa kenarı bulsam yeter gençler. Burası x'im, şu kenar x ise gençler. E, bu kenar da x'tir. E, alanı eksi 1 o eksi x olması için x ile eksi 1'i çarparım diyorum. Bu kenarlar da eksi 1'dir. Devam ediyorum. Alanı x ise gençler burası x'ti. E bu kenarda da x olacak diyor. Bu kenarlarda da 1 olacak gençler. Burası x x ile 1'i çarparsam alanı x olarak verir. Buralarda 1 oldu. O halde bu kenarımız x ve 3'ün toplamı x artı 3. Buradaki kenarımıza gelirse 3x eksi 2. çarpma durumunda yazarsam 3x eksi 2 çarpı x artı 3 olur. Aradığımız cevap 3x eksi 2 çarpı x artı 3'ü B e seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Evet gençler 10. soruda Erdem öğretmen aşağıdaki ve görselinden faydalanarak öğrencilerinden yazdığı resfebeleri temsil eden cebirsel ifadeleri bulmalarını istemiştir. Buna göre Erdem öğretmenin yazdığı bakın bu ifadenin cebirsel ifadesi hangisi olur diye soruyor. Arkadaşlar A yanında kare var. Kare var olduğu zaman ne yapıyoruz? Karesini alıyorum. Yani a'nın karesi. Aşağı yönlü ok demek gençler. Çıkaracağız demekmiş. 4 tane a var. 4 a. Yukarı yönlü ok toplayacağız demektir. Ve 4. a kare eksi 4 a artı 4. Yine tam kare ifade olarak düşünürsek gençler. Kare köklerini aldım. a ve 2. İkisini çarparsam 2 a. Bakın 2 katı gençler. 4 a ortayı verdi. O halde eksiyle beraber yazıyorum. a eksi 2 çarpı a eksi 2 demektir. Veya bunu da a eksi 2'nin karesi olarak da yazabiliriz. Ve b şıkkında doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.